Herkese merhabalar, ben Ebru Karaduman, kanalıma hoş geldiniz. Geri köprüden bacaklarımı nasıl arkaya atabilirim? Bu soruyla çok fazla karşılaşıyorum arkadaşlar ama öncelikle çok iyi bir geri köprü yapmanız gerekiyor. O yüzden lütfen benimle beraber kanalımda bulunan geri köprü videosunu iyice izleyin. O hareketi başarıyla uygulayın. Ondan sonra gelin şimdi beraber haydi köprüden bacaklarımızı nasıl geriye atıyoruz bir bakalım. Evet, ilk basamaklamamız ne? Yerden köprü yapıyoruz. Ondan sonra bacağımızı yukarıya kaldırıp bekliyoruz. Şimdi zaten köprüyü yaptığınızı varsayıyorum ve buradan köprüyü yapıyorum. Önce şöyle bir iyice vücudumu esnetiyorum. Sonra hangi bacağımı kaldırıp geriye atacaksam o bacağımla bir 10 saniye bekliyorum. İyice küçüldüm. 1, 2, 3, bekle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci basamaklamada duvarı çok iyi kullanacağım. Şimdi ne yapacağım? Duvarın önünde bir köprü yapıyorum ve şöyle yerden hatta yapıyorum köprümü. Sonra duvardan destek alarak örümcek adam misali hop bacaklarımı geriye atıyorum. Geldik üçüncü basamaklamaya. Ne yapıyoruz? Ayaklarımızı bir yükseltiye koyuyoruz. Bu bir koltuk da olabilir arkadaşlar. Kalçamı iyice yapıştırdım o yükseltiye. Buradan ayaklarımı yükseğe koyarak köprü yapacağım. Ve sonra o aşağıda ilk basamaklamadaki bacak kaldırmayı önce bir pratik yapıyorum. Bu ve bacağım iyice spagattan geçecek şekilde. Zaten bir yüksek alandan destek aldığım için rahatlıkla bacağımı arkaya atabiliyorum. Bu yükseklik ilk etapta daha yüksek olabilir. Sonra yavaş yavaş kendinizi iyi hissettikçe yükseltiyi alçaltabilirsiniz. Tüm basamaklamaları yaptık arkadaşlar. O zaman sıra geldi normal serbest bir alanda geri köprüden ayağa kalkmaya. Hemen yerden köprü yapıyorum. Ve bir bacağımı kaldırıp buradan güçlü bir şekilde yerdeki bacağımı ittiriyorum. Köprüyü o zaman rahatlıkla yapabiliyor oluyorum. Bunun daha tabii ileri versiyonu nedir? Bir bacak önde ayaktan direkt köprüye girip hop direkt geçerek köprüyü tam anlamıyla başlayıp bitirmek değil mi diyorum ve şunu söylemek istiyorum. Öncelikle iyi bir köprü yaptığınızdan emin olun. Ondan sonra bu basamaklamaları bolca pratik yapın ama şunu unutmayın. Köprüden bacağınızı geriye atabilmeniz için çok iyi bir amudu da yapabiliyor olmanız lazım. Bacaklarınızın güzelce açılıyor olması lazım. Onları da unutmayın. O yüzden kanalımda bulunan diğer bacak açma ve amut videolarını da tekrar edin. Sonra hepsini birleştirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen hemen abone olun. Gelecek videolardan hızlıca bildirim almak için zil butonuna dokunmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sporla kalın.